TV52 Akşam Bülteninden hepinize merhabalar sayın seyirciler. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Her fırsatta Karadeniz'e girmeye çalışan hain terör örgütü bu kez de Trabzon'da kendini gösterdi. Trabzon Maçka ilçesinde Karadeniz grubunun uzantısı olduğu tahmin edilen PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada uzman çavuş Osman Çetingöz şehit düştü. Çatışma bölgesine çok sayıda jandarma komando timi sevk edilirken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Öte yandan şehit olan jandarma uzman onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün Kocaeli İlinin Körfez ilçesindeki ailesine de acı haber ulaştı. Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Belediye ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Karadeniz'de sıcak saatler yaşandı. Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarının bulunduğu ihbarı üzerine devriye faaliyetinde bulunan jandarma personeliyle Karadeniz grubunun uzantısı olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada uzman çavuş Osman Çetingöz şehit düştü. Çatışma bölgesine de çok sayıda jandarma komando timi sevk edilirken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Maçka'daki hain saldırıda şehit olan uzman çavuş Osman Çetingöz'ün olay yerinden ambulansla alındıktan sonra ilk müdahalesinin Maçka Devlet Hastanesi'nde yapıldığı bildirildi. Çetingöz daha sonra polis ve jandarmanın oluşturduğu konvoyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit olan jandarma uzman onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki ailesine de acı haber verildi. Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Belediye ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Oğlunun operasyondan sonra çare atarım ararsınız dediğini aktaran acılı baba Kerim Çetingöz ise bir gazi ölür, bin gazi dirilir, vatan sağ olsun dedi. Bütün vatanımız milletimiz sağ olsun. Bir gazi ölür, bin tane gazi dirilir. Belli değil, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi. Hiçbir zaman gaziler ölmez. İlçe merkezinde bir şehitlik varsa. Bir yandan yetiştiriyoruz bu vatan için. İlçe merkezinin mezarlığı. Bir gazi şehit olur, bin gazi dirilir. Bunu iyi bilsin bütün dünya. Kaymakamımız görüşüyor. Trabzon Valiliğinden Maçka ilçesinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada ise ilimiz genelinde yürütülen istihbari çalışmalarla elde edilen veriler kapsamında Maçka ilçemiz kırsalında icra edilen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında sağlanan temasta bir uzman jandarma personelimiz şehit düşmüştür. Faillerin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma devam etmektedir denildi. Öte yandan Çetingöz ailesinin ikisi kız üç çocuğundan biri olan şehidin Trabzon'un ilk görev yeri olduğu öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı ikinci olağan toplantısı gerçekleştirildi. Belediye başkanları ve meclis üyelerinin bir araya geldiği meclis toplantısında ilk olarak gündem dışı konular konuşuldu. Mecliste en geniş olarak konuşulan konuysa şehir hastanesi oldu. Mayıs ayı toplantısının 11 Mayıs tarihli ilk birleşimine ait tutanak özeti sizlere dağıtıldığı şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis ikinci toplantısı Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Başkanlığı'nda yapılan meclis toplantısında meclis dışı konularda yer aldı. Enver Yılmaz'ın gündemindeki ilk konu yayalaştırma çalışmaları kapsamında kapatılan Süleyman Felek Caddesi oldu. Caddenin tamamlandığında Samsun Çiftlik, İstanbul Beyoğlu Caddesi gibi olacağını söyledi. Köprübaşı Camii'nin üzerini tamamen kapatmak, köprüyü de yeniden dizayn etmek suretiyle bu 700 metrelik alan Samsun'daki Çiftlik Caddesi, İstanbul'daki Beyoğlu Caddesi gibi. Binaları tek elden giydirilecek ihalesini yaptık. Müteahhit firma başladı. Yeraltı kaldırım çalışmaları ki arkadaşlarımız evet böyle olacak. Dükkan katları farklı. Üst katlar tamamen tek tip giydirme ile zeminde düz ve yürüyüş alanı olmak kaydıyla hiç aracın girmeyeceği, hemşehrilerimizin rahat bir şekilde gezeceği bir alan.
İnşaatın bitim süresi inşallah biz yıl sonuna hesaplıyoruz ihalesi yapılmış inşaatın. Yaklaşık da 12 milyon liralık bir çalışma. Bu çalışmayla birlikte inanıyorum ki şehrimizin en önemli güzergahlarından bir tanesi olan Süleyman Felek Caddesi, hemen akabindeki İsmet Paşa da trafiğe kapalı zaten. Hemen onun yanındaki Fidangör'de Sırrı Paşa Caddesi de trafiğe kapalı. İnşallah hep beraber sağlık huzur içinde buranın yapım sürecini beraber takip ederiz. Açılışında da buradaki bütün arkadaşlarımızla beraber olmayı gönülden temenni ediyorum. Meclis üyelerinin sorunlarına da cevap veren Başkan Yılmaz, su kesintileriyle ilgili soruya İzmir'i örnek vererek açıkladı. Bak bu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi açıklaması. 3 gün boyunca şu ilçeler diyor ki yaklaşık 3 milyon nüfus. Bak ben burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiyorum. Bu çok normal. Arkadaşlar elektrik ve su yokluğunda kıymeti bilinen, dakikası saniyesi hesaplanan çalışma alanları. Hizmet sektörü de böyle. Dolayısıyla bu konularla ilgili su kesildiği zaman bunun bir yeri geldiğinde teknolojik zaruretten olduğunun da bilinci içinde hareket edelim. Olabilir bir insani özelliktir. Bak kış mevsiminde biz ne söyledik? 2 metre kar vardı. Biz yolları 6 saatte açtık. New York'ta 30 santim kar yağdı. Olağanüstü hal ilan ettiler. Olur bu. Çünkü adamların kar hazırlığı yoktur. Bu Erzurum'da çok daha rahat işleyebilir. Çünkü kar memleketi buralar. Burada su kanalizasyon idaresi bütün olumsuzluklara rağmen ki biz Avrupa Birliği kategorisinde Altın Ordu ilçesinde su kanalizasyonda yatırım yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Çalışmanın olduğu yerde bazı mahallelerde kesilme olacaktır. Bu sizin kat durumunuza göre zemin kattakilere 2 saat, üst kattakilere 3 saat sonra gelebilir. Bunlar çok insani bir durum olabilir. Mesele burada bir ihmalin ve zafiyetin oluşmaması. Bu konuda da arkadaşlarımız gerekli gayreti göstermiş oldular. Meclis gündemine taşınan en önemli konulardan biri de Botanik Park alanına yapılacak olan şehir hastanesi oldu. Başkan Yılmaz Botanik Park'ta yaşanan sıkıntıları açıkladı. Yanlış devir daim yapılması sebebiyle ya da yanlış sulama yapılması sebebiyle toprak vasfını yitirmiş. Toprak üretemiyor. Yani bizim ya toprağı başından sonuna kadar yeniden doldurup bir mekanizmayla taşıyıp oraya getirmemiz lazım ya da bu konuyla ilgili davalı zaten halen Orman Genel Müdürlüğü ile müteahhit süreci sonuna kadar beklememiz lazım. Bunun üzerine benim de olmadığım bir tarihte Sağlık Bakanımızın Ordu ziyaretinde devlet hastanesi, üniversitenin içinde tıp fakültesi için alınan 70 dönümlük yer gezilir iken Sağlık Bakanımız bu alanın fiziken hastane yapımına uygun olmadığını, çok engebeli ve bayır olduğunu, kot farkından dolayı maliyetleri çok ciddi şekilde artıracağı beisle burayı gündeme getirmişler. Daha sonra Orman Bakanlığımız, Sayın Başbakan Yardımcımız ve Sağlık Bakanımız bir araya gelmek suretiyle, bizim de görüşümüzü almak suretiyle buraya hastanenin yapımı konusunda bir talepte bulundular. Hukuken biz işin hiçbir tarafı değiliz zaten. Yani yer bizim değil. Yer bize verilmiş fakat bizim açımızdan da sorunlu bir yer. Yatırım yapılamayacak bir yer. Hepsinden daha ötede bizim buraya esas fiili olarak girip dikeceğimiz ağaç ve toprağa ilişkin yatırımın da yapılmadığı bir yer. Enver Yılmaz 700 milyar liralık maliyette Botanik Park alanına yapılacak şehir hastanesinin özelliklerini anlattı. 700 milyon liralık bir şehir hastanesi var. Altınordu ilçesi için söylüyorum tekrar. Devlet Hastanesi, Boztepe Devlet Hastanesi ve Doğum Evi'nin şu anda vermiş olduğu hizmet alanı 50 bin metrekare. Arkadaşlar, şehir hastanesinin vereceği hizmet alanı tam 250 bin metrekare. 800 özel yataklı. Bu 800 özel yatak duruma göre 1200 yatağa kadar çıkartabilecek sistemde. Yaklaşık 2000 araç otoparklı, her yönüyle kompleksi oluşturan ve yan tarafına da adli tıp, Trabzon bölgede biliyorsunuz, adli tıp Ordu şubesinin de hizmet vereceği mekanıyla birlikte yaklaşık 2 yıllık süre içinde proje sorunu yok çünkü. İnşaatı bitirilecek devasa bir yatırım. Başkan Yılmaz şehir hastanesinin özel hastane statüsünde çalışacak diyenlere cevap verdi. Buraya giren yatırımcı ya da müteahhit onun karar vericisi biz değiliz. Onun karar vericisi bakanlık. Buraya gelen vatandaşın hastane işletmeye yönelik bir uygulaması yok. Arkadaşlar hastaneyi Ordu Devlet Hastanesi'ni kim nasıl işletiyorsa
şehir hastanesini de aynı mantıkla aynı devlet işletecek. Buradaki mesele aynen 3. köprüde olduğu gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde olduğu gibi yap işlet devlet modelinin bir bölümü hastane yapım sürecinde, işletme sürecinde değil, yapım sürecinde destek alınabilir. Buna yönelik modeli de bakanlık uyguluyor. Bizim avantajımız ne? Yerimiz hazır şimdi. Avantajımız ne? Projemiz de hazır. Çünkü bir projeyi çizmek, bu türlü uygulama projesi bir yıl. Vakit kaybetmeyeceğiz bu anlamda. Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Emlak gerekli tahsisatı yazışmayı kendi arasında yaptıktan sonra buranın şehir hastanesi hayata geçmiş olacak. Gündem dışı konuların açıklanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. İmar, plan ve bütçe konularının olduğu maddeler görüşüldü. Evet. Dairelerden gelen teklifler. Gündem 5. Maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Mayıs ayı 2. meclis toplantısı sona erdi. Arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ünye ilçesinde bir fındık firması tarafından üreticiler için fındık toplama ve süpürme makineleri hibe edildi. Geniş çalışın. Ordu'da çiftçiler için maliyetlerini azaltmak amacıyla toplama ve süpürme makineleri hibe edildi. Çiftçiyle el ele projesi kapsamında 8'er adet fındık toplama ve fındık süpürme makinesi protokolle Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sonuçta balatalı. Ordu valisi İrfan Balkanlıoğlu protokol töreninde yaptığı konuşmada fındık rekoltesi ve fiyatı iyi olduğunda herkesin mutluluk duyduğunu belirtti. Fındık varsa, bolsa, iyi para etmişse herkes mutlu. Fındık yoksa, para etmemişse herkes mutsuz. Zaten bu coğrafyada da fındığın alternatifi yok. Buraya başka türlü tarım ürünleri şu, ne yapabilirsin? %70 eğim var. Dağların tepelerine, yamaçlara, bu ağaçtan Allah'ın bir nimet aslında. Ama değerli arkadaşlar, fındıkta birçok oyun oynanıyor bari. İşte uluslararası karteller bu işe el atıyor. Fiyatı biz belirleyemiyoruz, uluslararası oluşumlar belirliyor. Dolayısıyla fındık üreticilerinin elinde emeğini layıklı veçile tam uygun fiyata veremediğine yakındıklarını görüyoruz. Hele hele bazen fındık olmadığı dönemde yüksek fiyatlar satabilmişlerse fındıklarını, ondan sonra düşen her türlü fiyatı kayıp olarak görüyor insanımız, kızıyorlar. İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de makinenin üretim maliyetinin düşürülmesine katkı yapacağını ifade etti. Üretimdeki maliyetleri düşürüp verimliliği arttırmak bizim olmazsa olmazımız gibi önümüzdeki süreçte duruyor. Bu konuda Sayın Valimizin öncülüğünde İl Tarım Müdürlüğümüz güzel çalışmaları organize ediyor. Yine fındık konusunda önemli bir müteşebbisimiz olan Hasan Basri Bey'in katkılarını sunduğu verimliliği artıracak en önemli unsur olan, maliyet unsuru olan üretimdeki toplama maliyetlerini düşürecek bu ve benzeri alternatiflerin artık çiftçimize anlatılarak yaygınlaştırılması gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz da fındıkta asıl amaçlarının maliyeti düşürüp verim artırmak olduğunu söyledi. İşçilik maliyeti en önemlisi. Tabii elle toplama yöremizde dalında elle toplamayla fındıkta hasat yapılıyordu. Ki bunun bir takım da sıkıntıları vardı. Neydi? Özellikle Güneydoğu'dan gelen işçilerimiz fındığı tam olarak tanımadıkları için, bilmedikleri için dalda fındığı toplarken bir dahaki yılın sürgünlerini de sıyırıp almak suretiyle gözlerine zarar veriyorlardı ve bir dahaki yılın ürünü de olumsuz etkiliyorduk. Bu makinalı hasatla ne kazanacağız onu anlatmaya çalışıyorum. Erken hasattan kurtulmuş olacağız. Çünkü fındık dibine döküldükten sonra hasat işlemi yapılacak. Yani silkelediğimizde dibine dökeceğiz ve ondan sonra hasat işlemini gerçekleştireceğiz. Biz fındığı dibinden toplarsak, makineyle toplarsak erken hasattan da kaçınmış olacağız ki bu da başımızın belası olan aflatoksin konusunda da bize bir önemli bir katkı sağlayacak. Makineleri hibe eden fındık firmasının yönetim kurulu üyesi Kadir Durak da amaçlarının çiftçinin maliyetini düşürmek olduğunu ifade etti. Bu toplama makinelerimiz 75 metre uzunluğundaki hortumuyla 150 metre çapındaki bir arazideki fındığı toplayabilmekte. Bu makinelerin 5 ton fındığı 4 kişiye 4 günde topladığı söyleniyor ve bu bir gerçek.
Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve beraberindeki heyet, Altınordu Belediyesi'ni ziyaret ederek Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'la bir araya geldi. Yalçın Topçu, Altınordu Belediyesi'nde yaptığı konuşmada Ordu kültür ve sanatın merkezi olacak dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Vural'la TRT Avaz Program Müdürü Nizam Şahin, Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etti. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından kapıda karşılanan heyet daha sonra Altınordu Belediyesi Hizmet Binası'nı gezdi. Gerçekleşen ziyarette Ordu ve ilçelerinde yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hizmetler konuşuldu. Ziyaret kapsamında açıklama yapan Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ordunun geliştiğini ve ileride kültür ve sanatın merkezi olacağının altını çizdi. Altınordu Belediyesi'nin çalışmalarını yakinen biliyoruz. Zaten Ordu Büyükşehir ve belediyeleri, merkez ve diğer ilçe belediyeleri çok başarılı hizmetler yapmakta. Bu başarının neticesinden de zaten mevcut AK Parti bunun karşılığını bulmakta. İnşallah bu hizmetler artarak devam eder. İnşallah Ordu çok büyüyecek. Yani sadece nüfuste büyük şehir olmayacak. Ordu göreceksiniz ki çok kısa bir sürede hem turizmin merkezi olacak, hem tarımın merkezi olacak, hem de inşallah böyle kültür ve sanat organizasyonlarının merkezi olacak. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve beraberindeki heyeti Altınordu Belediyesi'nde konuk etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Evet, Kültür Bakanımız olarak bize gerçekten önemli hizmetler sunmuş olan ve bugün Cumhurbaşkanımızın başdanışmanını yapan Sayın Bakanımız Yalçın Topçu Bey'e ve heyetine, Genel Müdürümüze, çalışma arkadaşlarına, Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Bugün Altınordu Belediye'mizi ziyaret ediyorlar. Ben bakanlığı döneminde gerçekten yapmış olduğu Türkiye genelindeki hizmetlerin ötesinde ilimizdeki önemli katkılara sunduğu hizmetler olduğunu bildiğim için Sayın Bakanıma ilimiz adına da çok teşekkür ediyorum. Düzenlenen ziyaret Topçu ve beraberindeki heyete Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından hediye verilmesinin ardından sona erdi. Vergi borcu yapılandırılmasında ikinci taksit için 31 Mayıs son gün. Borç yapılandırma yapan vatandaşların borçlarının ilk iki taksidini ya da peşin ödemeyi bu tarihe kadar yapması gerekiyor. Ordu Defterdarı Kemalettin Işık, mükellefleri uyararak bu son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin dedi. Vergi borçlarını yapılandıran ancak ikinci taksidini 30 Kasım tarihine kadar yatıramayan mükelleflere ikinci bir şans verildi. Mükelleflerin borçlarını gecikme faiziyle birlikte 31 Mayıs tarihine kadar yatırmaları hatırlatıldı. Ordu Defterdarı Kemalettin Işık, yeniden yapılandırmadan yararlananların Mayıs ayında ödeme yapması gerektiğini belirterek, bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu, ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin uyarısı yaptı. 6736 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır. Zira 6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksidin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin peşin veya ilk iki taksit ödemelerinin her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2017 ayında ödemeyen mükelleflerimizin ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitleriyle birlikte ikinci taksitlerini yine Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde kanundan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçlarının ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şans
kaçırılmaması gerekmektedir. Ünye Mehmet Necatevi Dinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Ünye Mehmet Necatevi Dinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılış törenine Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Okul müdürü İbrahim Elibolca, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı öğrencilerin bilgi ve becerilerinin kendi aralarında geliştirmek amacıyla bu yıl dördüncüsünü yaptıklarını söyledi. Bu TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın bu sene dördüncüsünü açıyoruz. Bu Milli Eğitim Bakanlığı ve Okulun Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında yapılan bir anlaşma gereği yapılmaktadır. Bu bir yarışma değildir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kendi alanlarında geliştirmek amacıyla yapılan bir çalışmadır. TÜBİTAK Bilim Fuarı Koordinatör Öğretmeni Emre Şalsa, fuarla ilgili bilgi verip emeği geçenlere teşekkür etti. Fuarımızda 10 araştırma, 10 tasarım olmak üzere 20 proje bulunmaktadır. 2017 Mart ayında başvurduğumuz projelerimizin bugün burada ürünlerine tanıklık geleceksiniz. Ben bu süreçte bizlerden desteğin esirgemeyen TÜBİTAK kurumuna, okul idaresine, danışman öğretmenlerimize ama izninizle en çok bu etkinlikte emeği geçen öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. Konuşmaların ardından halk oyunları eğitmeni Gönül Güney'in hazırlayıp sunduğu Zeybek ve Ordu karşılaması gösterisi de fuara renk kattı. Ordu Giresun Havalimanı'nda sis ve yağışlı havalarda yaşanan sefer iptallerinin ardı arkası gelmiyor. Sefer iptali bugün de yaşandı. Yaşanan sefer iptallerine ise vatandaş tepkili. Dünyada prestij proje olarak gösterilen Ordu Giresun Havalimanı'nda sis ve yağışlı havalarda yaşanan sefer iptallerinin sonu gelmiyor. Sefer iptali bugün de yaşandı. Havalimanında yaşanan olumsuzluklar hakkında ne siyasi kesimde ne de bürokrasi kesiminden net bir açıklama yapılmıyor. Bir hava yollarının bu sabah İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçağı Ordu Giresun Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyince Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Ordu'dan saat 12.20'de yapılacak seferler de iptal edildi. Şey yapmış, sisten kalkamamış, kalkmıyormuş. Samsun'a havaletler bizi şimdi. Havaş'ta gideceğiz. 2015 tarihinde hizmete giren Ordu Giresun Havalimanı'nda aradan geçen süreye rağmen altyapı eksiklikleri tamamlanamadı. En büyük sorunsa sis ve yağışlı havalarda inişlerin gerçekleşmemesi. Bu da Samsun'a arkadaşlarımız inecekler ama bizim bu sefer onları taşımak için otobüs kiralamamız gerekiyordu oraya. Onlar da mağdur oldular yani. Halen ILC CAT 1 sistemi bulunan havalimanında CAT 2 sisteminin kurulması halinde sefer iptallerinin büyük oranda ortadan kalkacağı ifade ediliyor. Antep'te işin var mı senin orada? Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de yapılan kazı çalışması sırasında kepçe tarafından fark edilemeyen doğalgaz borusu bir anda patladı. Patlama sonrası vatandaşlar panik yaşadı. Doğalgaz dağıtım firması ise olaya anında müdahale ederken olası bir facia engellenmiş oldu. Olay öğle saatlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir sokakta yaşandı. İddialara göre mahallede kazı çalışması yapıldığı esnada kepçe tarafından fark edilemeyen doğalgaz borusu bir anda patladı. Patlama sonrası ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. Hemen doğalgaz dağıtım firmasının ekiplerine haber veren vatandaşlar panik anlarını saniye saniye kaydetti.
Olay yerine kısa süre içerisinde gelen doğalgaz dağıtım firması ekipleri olaya anında müdahale ederken olası bir facia ise engellemiş oldu. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda bilim fuarı ve şenliği düzenlendi. Düzenlenen fuarda ise öğrenciler tarafından yapılan birbirinden farklı eserler sergilendi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında Altınordu ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nda bilim ve sanat fuarı gerçekleştirildi. Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan birbirinden farklı projeler görücüye çıktı. Altınordu ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler birbirinden farklı eserleri burada sergiliyor. Öğrencilerse Ordu'da bulunan ormanlardaki biyoçeşitliliğin yanı sıra Karadeniz'in altın ürünü fındıkla ilgili de farklı projeler sundu. Ordu'daki bitki türleri bunlar. Sakarcan, melocan, kırlangıç otu, yer mürveri, hoşkıran, kaldirik, yabani siklamen. Ordu nüfusuna etkisini gösteriyor bu tarımın göçünün. Burada kişisel olarak, işçi olarak 2015 ve 2016 yılında düşüş olduğunu görüyoruz. Fakat burada Ordu nüfusumuzu etki eden arttığını görebiliyoruz. Öğrencilerin deyimleri daha iyi anlayabilmesi için böyle göz alıp bir şey yapmak istedik. Burada anlamıyoruz diyor. Bunu çektiğimizde gerçek şeyi yazıyor. Böyle işte. Böylelikle deyimleri daha rahat öğrenebiliyoruz. Çalışmalarımız bir yıl boyunca hazırlanan öğrenci çalışmaları. Altınordu Atatürk Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu bilim şenliğimiz var TÜBİTAK'la ilgili. Kermesimiz var, yine ana sınıfı gösterilerimiz var. Her şey çok güzel. Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen bilim fuarına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da katıldı. Başkan Tekintaş öğrenciler tarafından hayata geçirilen projeleri inceledi. Atatürk Ortaokulu'muz tabii ki yeni mahallede bizim de önem verdiğimiz okullarımızdan bir tanesi. TÜBİTAK vasıtasıyla okullarda genellikle bu bilim fuarları çeşitli alanlarda etkinliklerini sürdürüyor. Özellikle endemik bitkilerle ilgili ya da biyolojik araştırmalarla ilgili de geri dönüşümle ilgili olan konuda projeler var. Bunları görüyoruz. Ben öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlara eşlik eden, onlara rehberlik eden öğretmenlerini tebrik ediyorum. Başkan Tekintaş, öğrenciler tarafından yapılan eserlerin önemli olduğunu, ilerleyen dönemlerde ise bu tür organizasyonları belediye olarak üstlenebileceklerinin de sinyalini verdi. Ama bunu biraz daha şenliğe dönüştürecek ilerleyen yıllarda bütün bir yapıda herkesin ortak olduğu geniş bir fuara dönüştürecek olan çalışmayı da biz mutlaka sağlayacağız. Kapalı alan eksiğimiz var, bunun farkındayız. Çok deneyimli bir toplum olmaya başladık. O deneyim çerçevesinde bize yerel yönetim olarak da daha geniş salonlar ve büyük alanlar oluşturacağız. Gerekirse tüm okullarımızı aynı yerde, aynı teknoloji fuarında buluşturmayı düşünüyoruz. Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Milletler Arası Müzeler Konseyi tarafından tüm dünyada her yıl 18 Mayıs tarihinde kutlanan 18 Mayıs Müzeler Günü Ordu'da çeşitli programlarla kutlanacak. Kültür miraslarının korunması ve müzelerin öneminin anlatılması amacıyla Milletler Arası Müzeler Konseyi tarafından tüm dünyada takvim yaprakları 18 Mayıs tarihini gösterdiğinde kutlanan 18 Mayıs Müzeler Günü Ordu'da da kutlanacak. Altınordu ilçesinde bulunan Ordu Kültür ve Sanat Merkezi Büyük Salonu'nda gerçekleştirilecek kutlama programında ise çeşitli etkinlikler yer alacak. 18 Mayıs tarihinde kutlanılacak olan Müzeler Günü etkinlikleriyle ilgili Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak açıklamalarda bulundu. Ülkemizde her yıl 18 Mayıs Müzeler Günü olarak kutlanıyor. Biz de 18 Mayıs'ı ilimizde Müzeler Günü olarak kutlayacağız. Müzeler Günü'nü Kültür Sanat Merkezimizde kutlayacağız. Konuşmalar daha sonra müzelerle ilgili röportajlar, halkla yapılan röportajlar, daha sonra sergi açılarak farkındalık oluşturmak için bir müze sergisi açılarak Müzeler Günü'nü tamamlamış olacağız.
Ordu'da ilk olarak 1987 yılında müze kurulduğunu söyleyen Müdür Toparlak, o günden bu yana yörede bulunan eserleri topladıklarını ve müzelerde sergilediklerini söyledi. Ordu olarak 1987 yılında müzemizi kurduk. O günden bugüne yörede yaşayan, yaşanmış medeniyetlerin eserlerini müzemizde topluyoruz. Toparlak son olarak tarihi eserlerin önemi konusunda vatandaşlara seslendi. Bizim sizden hasreten isteğimiz, arzumuz etrafında, çevresinde kültür varlığı olan, kültürel değeri olan ne varsa ya da kaçak kazı yapan kim varsa müzecilere, vatandaşlarımızın müzecilere ya da kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, bizi haberdar etmesi, ordunun kültürel değerlerinin yeni kuşaklara aktarılması noktasında çok önemli bir vatandaşlık görevi olacağına inanıyoruz. Ordu'da çeşitli nedenlerle annelerinden ayrı düşen ve henüz birkaç günlük olan Karaca yavruları inek sütüyle besleniyor. Kentin çeşitli bölgelerinde doğal ortamda dünyaya geldikten sonra annelerinden ayrı kalan ve vatandaşlar tarafından bulunan Karaca yavruları Ulubey ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bakım merkezine götürülüyor. Burada veteriner hekim Eren Yeşilkaş tarafından bakım alınan Karaca yavruları 3 aylık olana kadar inek sütüyle besleniyor. İnek sütünü sulandırıyoruz. Evet. Keçi maması katıyoruz içerisine. Hı hı. Aslında bir tane annesi olsa daha iyi. Kendi anne sütü çok çok daha iyi. O zaman yaşama şansı çok yüksek oluyor. Bir sene vardı, daha fazla yaşamıştı. Bu da doğurdu. Biberonla verilen inek sütünü günde 3 kez içen yavruların hayatta kalmaları sağlanırken daha sonra görevliler tarafından doğal ortama salınıyor. Şey, kaçarlar mı? Kaçarlar. Yeşilkaş, Karaca yavrularının genellikle birkaç günlükken anneleri tarafından terk edildiğini söyledi. Yeşilkaş, Karacaların doğum zamanının Mayıs-Haziran olduğunu, bu nedenle merkeze bu aylarda getirilen Karaca yavrularının sayısının arttığını belirtti. Her yıl olduğu gibi bu mevsimde bu yavru karacalar tarafımıza teslim ediliyor. Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların ot pişme dönemi, bahçede işte çalıştığı dönemlerde bunlar anneleri ikiz doğuruyor. Genelde bir tanesi iri, bir tanesi biraz daha zayıf oluyor. Anneleri sağlam olanını o vatandaşın sesini, motorun sesini duyduğunda alıp kaçırıyor. Bir tanesi kalıyor geriye. Yeşilkaş, şu anda merkezdeki 4 karaca yavrusunun bakımını sürdüğünü, büyütüp besledikleri karacaları daha sonra doğal ortamlarına saldıklarını aktardı. Yavrulama dönemi Mayıs gibi başlıyor, Haziran sonu, Temmuz başına kadar devam ediyor. Erişkin karacalar büyük çoğunlukla araç çarpması, ateşli silahla yaralanıyor, başıboş köpekler yaralıyor, yırtıcı hayvanlar yaralıyor veyahut da bahçe etraflarına çevrilen kafes tellerine takılıp kalıyorlar. Bu yavrular doğada yaşayabilecek seviyeye aşağı yukarı bir 4-5 ayda ancak geliyorlar. Çünkü tamamen otla beslenecek seviyeye geldiğinde işte yırtıcılardan kendini kurtaracak kadar hızlı koşabilecek seviyeye geldiğinde doğaya salıyoruz. Yeşilkaş, vatandaşların buldukları yavru karacaları hemen bakım merkezine getirmesinin doğru olmadığını vurguladı. Köyde yaşayan vatandaşlarımız da bunları değişik geliyor, alıp evine götürüyor. Aslında beklese annesi diğerine gelip alıyor ama işte bu dönemde bununla yıllardır karşılaşıyoruz. Burada söyleyeceğimiz şey, bunları hemen almasınlar. Etrafta köpek falan varsa bağlasınlar. Bir müddet beklesinler. 1 saat, 2 saat, bazen 3-4 saat. Annesi mutlaka dönüp gelip alıyor onları. Böylece yaşama şansı daha yüksek oluyor. Biz bunu... Yeşilkaş, merkezlerine gelen karacaların ancak yarısını hayatta tutmayı başardıklarını, bunun için anne sütüne ihtiyaç duyan yavru karacalar konusunda vatandaşların daha duyarlı olmasını beklediklerini sözlerine ekledi. %50'sini ancak yaşatabiliyoruz. Çünkü anne sütünün verdiği şeyi veremiyoruz biz. Bu dönemde bunları gelenleri yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşayacak duruma geldiklerinde tekrar doğaya salıyoruz. Kumru İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği ve Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İslam gençliğinde bulunması gereken özellikler konulu konferans gerçekleştirildi. Kumru ilçesinde eski İmam Hatip mezunları düzenlenen bir konferansta bir araya geldi. Kumru İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları derneği ve Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında İslam gençliğinde bulunması gereken özellikler konulu konferans düzenlendi. İnsanlar niye insanlara musallat oluyorlar?
düzenlenen konferansa Kumru İmam Hatip Lisesi ilk müdürlerinden olan İstanbul Eski İl Müftüsü Profesör Doktor Rahmi Yaran konuşmacı olarak katıldı. Kusursuz olarak teslim ediyor evladı, sevaplı olarak ona teslim etmekle yükümlüyüm. Böyle bir vazifem var. Emanetin karşılığını bir insan emanete riayet etmezse ona ne diyoruz? Emanete hıyanet ediyoruz. Biz o zaman dilimi içerisinde görevlerimizi ne kadar yapabiliyoruz? Ama bugünkü durumu görmekten elbette çok mutluyum ve bu sorunun üzerine şunu da paylaşayım. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma hususlarında faaliyetler göstermek için çalışmalarda bulunmaktadır. Programa Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, Kumru İlçe Vaizi Osman Keleş, okul müdürleri, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelere kültür merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Gürgentepe ilçesi içinde bir proje hazırlandı. Kültür merkezinin tamamlanmasıyla birlikte Gürgentepe'nin sosyal ve kültürel alanda daha da canlanacak. Ordu ilini çağdaş bir geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini kentin tüm ilçelerine ulaştırmaya devam ediyor. Sosyal hayatın önemli mekanlarından biri haline gelen kültür merkezlerine her türlü kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak şekilde projelendiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Gürgentepe için de fonksiyonel bir proje hazırladı. Toplam inşaat alanı 4750 metrekare olan projenin 2162 metrekareye inşa edilecek. Gürgentepe Kültür Sarayı projesi kapsamında konferans salonu, fuaye, sergi salonu, kafeterya, hamam, sauna, tuz odası, bay ve bayan soyunma odası, duş, WC, dinlenme alanı, jimnastik salonu, kütüphane, atölyeler, makam odası, misafirhane, bay ve bayan mescit, abdesthane, idari ofis, sığınak ve personel odası yer alacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptığı açıklamada Gürgentepe ilçemizin kalbi kültür merkezinde atacak. Her türlü sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetin gerçekleşeceği güzel bir merkez olacak. Uzun yıllardır ilçemizin beklentisi olan bu projemiz artık hayata geçiyor. Hemşerilerime hayırlı olsun şeklinde konuştu. Altınordu Belediyesi vatandaşların rahatça zaman geçirebilmesi, çocuklarınsa daha konforlu ve güvenli alanlarda oyun oynaması amacıyla şehrin tamamında yeşil alan ve park çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu'yu yaşanabilir bir kent haline getirmek ve çocukların rahatça oynayabileceği alanlar oluşturmak için park ve yeşil alan çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini açıkladı. Hadi yukarıdan ha. Haydi geçiyor, hadi bakalım. Tamam. Birçok mahallede tamamlanan çalışmalara her geçen gün yeni yerler ekleniyor. Bu çalışmalar kapsamında Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan park ve yeşil alan çalışmalarını yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şehrin her köşesinde yeşil alan ve park çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Altınordu'yu daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Kayabaşı Mahallesi'ndeyiz. Tabii Kayabaşı Mahallemiz hem yeni yerleşim olarak hem de genç nüfusun yoğun olduğu bir bölge olarak tabii ki hareketli bir bölgemiz. Çocuklarımızla beraber bugün parkın içerisindeyiz ama park devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Aslında müteahhit bir yandan işini yaparken diğer yandan da çocuklarımız oynamaya devam ediyor. Çalışma esasında burada dikkatli olunmasını istiyoruz, özellikle onu ifade edeyim. Sözümüz vardı 2014 seçim öncesinde. Buraya mutlaka bir oyun parkı yapacağımızı ve çocuklarımız için, büyüklerimiz için spor aletleri koyacağımızı ifade etmiştik. Onu yapıyoruz. Yeşil alan ve parkların şehrin can damarı olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, şehrin tamamında yeşil alan ve park sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Bu tür yaşam alanları bizim can damarımız çünkü çocuklarımızın sokakta güven içerisinde oynayabilecekleri alanlar, oyun parkları ve yeşil alanlar, ayrıca bu alanlara dıştan gelebilecek tehlikelere karşı kameralar yerleştiriyoruz şeklinde konuştu. Bittiği zaman çok güzel bir mekan oluşacak, buna inanıyoruz. Ve şu anda gördük, gezdik, iş bitmek üzere.
etrafında duvarlar döndükten sonra koruma altına alacağız ve çocuklarımıza teslim etmiş olacağız. Ben öncelikle onlara göz aydın olsun diyorum çünkü eve gittiklerinde yapacakları sadece ders çalışmak ama sokağa çıkınca yapacakları en güzel şey oyun oynamak. Bu oyun parkı da onlara hediye olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Tabii bugün buradayız, bunu ifade ettik ama Kumbaşı'nda da aynı şekilde şehrin öbür ucunda da var böyle bir park yapıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir başka ucunda bu parkı yapıyoruz. Merkezde hem Durgöl'de hem Akyazı'da, diğer taraftan da Bucak Mahallesi'nde, Şahincil'de olmak üzere çeşitli noktalara parklar devam ediyor. Bunlar bizim can damarlarımız, çocuklarımız çünkü sokakta en güven içerisinde oynayabilecekleri yeri arayacaklar. Onlar da oyun parkları ve yeşil alanlar. Bunlara kamera da koyuyoruz aynı zamanda. Özellikle dıştan gelen etkileri koruyabilmek için ve çocuklarımızın birbirine olan diyaloğunu ve dayanışmasını daha üst seviyeye çıkarabilmek için bu güzel mekanları inşa etmeye devam edeceğiz. 2014 yerel seçimleri öncesi vatandaşlara Kayabaşı Mahallesi için yeşil alan ve park sözü verdiklerini, yaptıkları çalışmalarla bu sözü yerine getirdiklerini anlatan Başkan Tekintaş, Kayabaşı Mahallemiz hem yeni yerleşim yerlerinin hem de genç nüfusun yoğun olduğu bir yer şeklinde konuştu. Ellerde Gizli Sanatlar adlı El Sanatları Festivali'nde Ordulular bir hafta gündüz serginin, akşamsa konserin keyfini çıkaracak. 21 Mayıs Pazar günü sona erecek festivalin her akşamı konser verilecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Ellerde Gizli Sanatlar adlı El Sanatları Festivali ile Ordulular bir hafta boyunca gündüz serginin, akşamsa konserin tadını çıkaracak. Kırkın üzerinde zanaatkarın el sanatlarının birbirinden güzel örneklerini sunduğu ve Karadeniz bölgesinde ilk olan festivalde her akşam konser verilecek. Müzik. 21 Mayıs Pazar günü sona erecek festivalin ilk akşamında sanatçılar Sıtkı Akın ve Pelin Çetin sahne alırken, Salı akşamı Azer'in, Volkan Arslan ve Ahmet Tuzlu, Çarşamba akşamı Aydın Beyoğlu ve Oflu Ali, Perşembe akşamı Hülya Polat, Cuma akşamı Adnan Yılmaz ve Cumartesi akşamı ise Arslanbek Sultan Bekov 20-22 saatleri arasında Ordularla buluşacak. Atatürk Parkı tören alanında düzenlenen festivalde Ordulular, özgün el sanatlarını yakından görerek satın alma fırsatı elde edebilecekleri gibi söylenen şarkılarla da keyifli bir haftayı geride bırakacak. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Şamyar, Ünye ilçesinde yer alan Yenikent ve Fatih mahallelerinde bulunan kütüphane ve bilim fuarı açılışlarını gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK İşbirliği ile düzenlenen bilim etkinlikleri çerçevesinde Ünye'ye bağlı Fatih Mahallesi Fatih Ortaokulu'nda bilim fuarı düzenlendi. Okulun konferans salonunda düzenlenen fuar açılış organizasyonunda konuşan Ünye Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, gelecek nesilleri bilimsel çalışmalara daha doğru ve verimli kanalize etmek adına yapılan çalışmaların neticesini bugün burada görüyoruz diye konuştu. İle Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliği içerisinde projelendirdiği gelecek nesilleri bilimsel çalışmalara daha doğru ve verimli kanalize etmek adına yapılan çalışmaların neticesini açmak için buradayız. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Şamyar ise zeki öğrencilerimizi bundan sonra da ortaya çıkarmak çok değerli öğretmenlerimizin sorumluluğundadır. Ben inanıyorum ki başarı ortalaması her geçen gün daha da yukarılara taşınacaktır, dedi. Ben önceki yıllarda da birkaç defa geldim. Bu benim ilk gelişim değil. Geldiğimde de yine sorduğumda, değerli müdürüm, 120'de 120 yapan öğrencimizin olduğunu önceki yıllarda ifade etmişti bize. Şimdi bu sene baktığımızda 110'un üzerinde 4 tane öğrencimizin var olduğunu görüyoruz. Demek ki çok zeki insanlar var. Bu birinci tespit olarak bunu yapalım. İkinci tespit, bu zeki insanları ortaya çıkarmak da değerli öğretmenlerimize ve müdürümüze ait.
Çocuklarımızı özgür bırakacağız, onlara yardımcı olacağız ve başımıza, burada hanım kardeşlerim de var, evde çocuklar başınıza icat çıkarsınlar, bırakın. Konuşmaların ardından halk oyunları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterileri yer aldı. TV 52 akşam bülteninin sonuna geldik sayın seyirciler. Birazdan spor bültenini, ardından ekonomi ve yol durumunu izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Benim de sizi, ben de üzülüyorum ya. Ben de bu ordunun vatandaşı olarak ben de yapılacak. Ben yani Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği ve Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Ordu Spor arasındaki Durugöl tesisleri çıkmasında son olarak valiliğin gönderdiği yazı uygulandı ve Ordu Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu tesisler için boşaltım süreci başladı. Ordu Spor'un yıllardır içinde bulunduğu tesis bu sabah saatlerinde bir hayli hareketliydi. Tesisi boşaltmamak için direnen Başkan Pamuk ve beraberindeki birkaç Ordu Spor sevdalısının o direnişi uzun sürmedi ve Ordu Spor tesisleri için sonun yaklaşmasına artık saatler kaldı. Yani birisi bizimle muhatap olsun birisi. Yani birisi, hayır tamam mı? Burada işlem mi yapacağım? Tamam yapacaksınız da bizimle de muhatap olsun. Başkan buradan bir tane muhatap yani, olsun. Ben burada işlemi yapacağım. Ben buradaki malzemelerin tespitini yapıp malzemeler depoya kaldırılacak. Çünkü niye tahliye kararı var? Eğer ben bunu yapmazsam ben bu konuda suçlu sayılırım. Ben işlem gördüm. Şimdi hocam. Lütfen, rica ediyorum. Tamam, biz girelim, tek tek tespitini yapalım. Tespitleri yapılsın. Rica ediyorum. Sağ ol. Gel hocam. Hocam, rica ediyorum. Peki. Hayır, bak, tekrar söylüyorum. Burada. Bu sezon bölgesel amatör lige düşen Ordu Spor, kulüp tarihinin en zor zamanlarından birini geçiriyor. Yapılacak yeni stat için çalışmaların başlamasıyla birlikte Ordu Spor tesisleri de gündeme gelmiş ve kulübün tesisleri bir an önce boşaltması istenmişti. Karara ilk olarak karşı çıkan Ordu Spor yönetimi daha sonrasında 5 maddelik bir anlaşmayla uzlaşmaya varmış ancak yönetim daha sonra anlaşmaya kimsenin uymadığını belirterek tekrar dava açacaklarını dile getirmişti. Tüm bu gelişmeler devam ederken Altın Ordu Kaymakamlığı ve Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen bir ekip malzeme sayımı yapmak için tesislere geldi. Başkan Pamuk ve Zafer Öztürk öncülüğünde küçük bir grup tesislerin boşaltılmasına engel olmak için sabahın erken saatlerinden itibaren tesislerdeydi. Biz stadın yapılmasına ya da tesislerin boşaltılmasına engel değiliz diyen Başkan Pamuk'un tek isteği Ordu Spor'a resmi olarak bir yer gösterilmesiydi. Faaliyetler devam edecek bir. İki, bana bir yer gösterin. Ben burada üç tane grup var. Spor Duvaşı'ya var, Bol Beyazlar, Ordu Spor var. Demem lazım ki benim adresim emniyet anlamında, valilik anlamında ben şuraya taşındım demem lazım. Bak iyi niyet bak bunu. Çözelim biz size engel teşkil etmiyoruz. Biz stadın yapılmasına da engel teşkil etmiyoruz. Biz size de hurda bakmıyoruz. Hoş geldin dedik şey yok. Ama lütfen bunu konuşun. Bize buradan en azından büro malzemelerimizi alalım gidelim. Bir yere gidelim yani Ordu Spor benim olsa evime götürürüm. Buradan ben bir koltuğu Allah rızası için şuna havale ediyorum. Bir koltuğu, bir sandalyeyi, bir kağıdı kendime ilişkin bir yere götürürsem Yaşar Kulübü soydu diyorlar. O anlamda bir yere, yani sizin önderliğinizde bir yere gitsin. Bu takım hepimizin takımı. Yaşar Pamuk ve beraberindeki grubun tüm çabalarına rağmen Altın Ordu Kaymakamlığı ve Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen ekip valilik kararını uyguladı ve ardından tesisler bugün itibariyle boşaltılmaya başlandı. Ordu Spor'da boşaltım süreci devam ederken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da bugünkü meclis toplantısında yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Meclis toplantısında Ordu Spor yönetimiyle ilk olarak anlaşıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, sonrasında gelişen olaylarla yönetimin bir anda kararından vazgeçtiğini söyledi ve o süreci anlattı. Yürüt Bey'i durdurma gündemsiz kaldı, konusuz kaldı. Dolayısıyla şu anda hiçbir hukuki engel kalmadı. Bu
Bunun üzerine yönetim kurulu başkanı arkadaşımız bize geldi. Devlet su işlerinde bir takımın kalabileceği gün ve sayıda takım sayısını biz orada misafir edeceğimizi, tüm masrafların yeme, içme, taşıma, ulaştırma, çamaşır dahil yani yıkama dahil olmak üzere bizim tarafımızdan karşılanacağını söyledik. Yer tahsisi de yapıldı. Ben devlet su işleriyle de gerekli görüşmeyi büyükşehir olarak yaptık. Başkan haricindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Bey'e ziyarete gittiler 4 kişilik. Oradan beni aradılar, Vali Bey aradı. Ben de bu konuştuğum şekliyle evet dedim. Mutabakata vardığımızı söyledim. Çıkacak oradaki kullanılabilir ya da hurda mahiyette eşyaların da Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve bizim memurlarımız marifetiyle takdir ve kıymetinin belirlenmesi için bir komisyona havale edilmesine uygun kıldık. Bütün malzemelerin bizim Büyükşehir'in depolarında resmi mahiyette tutulmasını ve muhafaza edilmesi hususunda tutanak altına aldık, gerekli kanaatte bulunduk. Vali Bey'e de biz bu konuyla ilgili tüm teminatı verdik. Yanındaki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte. Akşam eve gittik, bir mesaj geldi. Orspor yeniden dava açtı, yapılan anlaşmayı tanımıyoruz diye. Ne yapayım ben şimdi? Dünkü durum bu. Bugün cenazeden gelirken, çok iyi tanıdığınız bir yönetim kurulu üyesi arkadaşa dedim ki ya sen valinin yanındaydın. Bana böyle böyle dedin. Ben de senin isminden dolayı taleplerin tamamına biz evet dedik. Ama aşağı geldik siz dava açıyoruz sözleşmeyi kabul etmiyoruz diye basın açıklaması yapmışsınız. Hadi bize telefonda söyleseler neyse. Ya dedi ki onu başkan yaptı. Biz yönetim olarak bu açıklamaya katılmıyoruz dedi. Kardeşim ben kim muhatap alacağım ya? Allah aşkına. Devlet yönetiyoruz burada. Ordu Spor'a iyi niyetli olarak yardım etmeye çalıştıklarını ancak bu niyetin kötüye kullanıldığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz çok çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Başkan Yılmaz, Ordu Spor'da birkaç yöneticinin tek derdi tamamen ticari açıklamasını yaptı. Şimdi Ordu Spor, Ordu Spor diyoruz. Ordu Spor Bal Ligi'nde Hasan Bey. Şu anda takım yok ortada. Şu anda 104 trilyon borcum var resmi olarak. Sen şu anda takım kuramıyorsun. Biz olmayacak, kurulamayacak bir takıma yeri gösterdik, mekanını gösterdik, parasını bulduk, bütün organizeyi yaptık. Ama arkadaşlarımızın, yani bir kısım yöneticilerin derdi bu da değil. Yani bunu ben televizyonlarda konuşmak zorunda bırakmayın. Biz söylüyoruz, farklı algılıyorlar. Biz diyoruz ki bu işin bir usulü vardır, devlette bunun fiyatı bellidir. Ve o fiyatı belirleyecek olan da ben değilim. Biz iyi niyetli girdik, şimdi başladı, hukuki hiçbir engel yok. Oradaki 3 tane amatör sahanın yerinde az önce bahsettiğim ihalesi yapıldı. Hazır hale getiriyoruz. Tüm amatör spor kulüplerine yeri de gösteriyoruz. Mağdur bir kimse de yok. Fakat bir Ordu Spor tırnak içinde söylüyorum. Edebiyatı yapmak suretiyle bir mağdur kitle oluşturulması yine tırnak içinde söylüyorum. Ve bunu da özellikle söylüyorum. Tamamen ticaridir. Ordulu eski futbolculardan Yusuf Katırcıoğlu vefat etti. Beşiktaş ve birinciliklerde futbol oynayan ve jübilesini Ordu Spor formasıyla yapan Yusuf Katırcıoğlu bugün Orta Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ordunun yetiştirdiği gelmiş geçmiş en şöhretli futbolcularından biri olan Yusuf Katırcıoğlu 1959 yılında PTT ile başladığı fırtınalı spor hayatına hastalık sebebiyle yine 1969 yılında yine PTT'de bırakmak zorunda kalmış, spor hayatını kapatmıştı. Futbolu ayaklarındaki bir rahatsızlık nedeniyle bırakmak zorunda kalan Yusuf Katırcıoğlu hiç oynamadığı halde jübilesini Ordu Spor'da yapmış ve orduların sevdiği isimlerden biri olmuştu. Hayata gözlerini kapatan ordulu eski futbolculardan Yusuf Katırcıoğlu'nu bugün sevenleri yalnız bırakmadı. Yusuf Katırcıoğlu Orta Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar.
Ordu Ticaret Borsası'nda 50 randımanlı tombul kabuklu fındığın kilogramı 9 lira 40 kuruş, Fasta Ticaret Borsası'nda 9 lira 50 kuruş, Ünye Ticaret Borsası'nda 9 lira 50 kuruş, Terme Ticaret Borsası'nda 9 lira 25 kuruş, Giresun Ticaret Borsası'nda 10 lira 60 kuruş, Düzce Ticaret Borsası'nda 9 lira 50 kuruş, Çarşamba Ticaret Borsası'nda ise 9 lira 05 kuruştan işlem gördü. Altın fiyatlarına gelince, Cumhuriyet altını 937 lira 76 kuruş, gram altın 140 lira 91 kuruş ve çeyrek altın ise 225 lira 57 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince, avro 3 lira 932 kuruş, dolar ise 3 lira 551 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 96.138 puandan işlem gördü. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Samsun, Terme, Ordu Devlet Yolu'nun 13 ve 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kabadüz-Çambaşı İl Yolu'nun 43 ve 53. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ordu, Ulubey ayrımı, Gümüşköy yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Fatsa, Aybastı İl Yolu'nun 23-25, 43 ve 45. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ünye, Çaybaşı, Tekkiraz İl Yolu'nun 20-24. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bolaman, Perşembe yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Bu güzergahta ağır ve tehlikeli madde taşıyan araç trafiği Fatsa-Ordu-Preziz devlet yolundan sağlanmakta olup bu saatler dışında ise kontrolü geçiş sağlanmaktadır. Ordu Perşembe yolunun 37. kilometresinde bölünmüş yola göre yapılan Akçova Köprüsü'nün Perşembe Ordu istikametindeki köprü yapımı tamamlanmış olup trafik bu noktadan servis yolu olarak kontrollü verilmektedir. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.
Marmar Ekonomi Marketlerinin Fatsa ve Kumbaşı şubelerinin kuruluş yıl dönümünü müthiş bir coşku ve heyecanla hep birlikte kutluyoruz. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Fatsa ve Kumbaşı Ankamar şubelerinde 13-16 Mayıs tarihleri arasında %70'e varan indirimler, daha önce hiç yapılmamış kampanyalar ve indirimler sizleri bekliyor. Siz de 13-16 Mayıs tarihleri arasında Ankamar Ekonomi Marketlerinin Fatsa ve Kumbaşı şubelerine gelin, bu müthiş avantajlardan yararlanın. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkürler Ordu. Ankamar, bu şehrin marketi. 1970 yılından beri hizmet veren Sivişoğlu İnşaat, herkes ev sahibi olana kadar temel atmaya devam edecek. 15 bin peşin, hemen taşın. Bu kampanya ile ev sahibi olmayan kalmayacak. Sivişoğlu İnşaat'tan her keseye, her zevke, uygun fiyata yüksek kaliteli, lüks, 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks konutlar. En uygun fiyata yüksek kaliteyi sunmaktan mutluluk duymaktayız. Konfor ve rahatlık sunan, kaliteli malzeme ve ince işçilikle göze ve yaşama hitap eden, modern mimari tasarımı ile dikkat çeken, doğanın tüm renklerini görebileceğiniz bu cennet.